Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. 17 yaşındayım, 12. sınıfım ve YKS'ye hazırlanıyorum ben de. Ve yaklaşık 22 gündür evden çıkmıyorum karantinadan dolayı. Ve böyle bir dönemde dışarı çıkamıyor olmak, kafelere gidemiyor, dışarıda çalışamıyor olmak gerçekten çok sinir bozucu ve motivasyon düşürücü diyebilirim benim açımdan. Çünkü evde çalışamayan bir insanım. Yani bu karantinada bir nevi evde çalışmayı da öğreniyorum. Fakat benim de bazen özellikle bu evde olduğumuz süre boyunca motivasyonumu kaybettiğim ve geri getiremediğim zamanlar çok oluyor. Siz de aynı durumda olabilirsiniz diye size birazcık kendi açımdan tavsiyeler vermek istedim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben kesinlikle gürültülü bir ortamda konsantre olamıyorum. Özellikle paragraf çözüyorsam hiç olamıyorum. Bundan kastım sadece insan sesi değil de mesela inşaat yapılıyor olabilir o an. Hatta bazıları saatin şu tık tık sesinden bile rahatsız olabiliyor. O yüzden eğer konsantre olamıyorsanız bir etrafın sessiz olup olmadığına bakın. Fakat bazen de mesela hafif bir müzik iyi gidebilir bence. Mesela paragraf çözerken asla müzik açamıyorum. Ama matematik çözerken ya da ezber üzerine olan bir testi çözerken, özet çıkarırken müzik dinlemek gerçekten çok güzel oluyor ve eğlenceyi arttırıyor bence. Ondan sonra telefon çok önemli bir sorun. Çünkü insan hep telefona bakmak istiyor. İşte yok bildirim geldi mi? Yok biri mesaj attı mı? Ki bu çok doğal. O yüzden size önerim, telefonda neye bakacaksınız bakın. Ondan sonra gidin telefonu uzağa koyun. Uzağa dediğim bayağı uzağa. Yani gerekirse farklı bir odaya, göremeyeceğiniz bir yere koyun. Koyduğunuzda da internetinizi kapayın ki aklınız orada kalmasın. Zaten bildirim bir yere gitmiyor, mesaj bir yere gitmiyor. Hani göreceksiniz siz ne olduysa. Çok acele etmenizi gerektiren bir durum yok. Siz sadece dersten sıkıldığınız için o an telefona bakmak istiyorsunuz. Ya da mesela ben diyelim ki tüm gün ders çalışmadım. O gün telefona bakarken gerçekten çok rahatsız hissediyorum. Hep böyle ders çalışma zorunluluğunda olduğum aklıma geliyor. Ama eğer o gün gerçekten güzel güzel dersimi çalıştıysam o telefona bakmak ya da başka bir şeyle uğraşmak çok güzel zevk veriyor bana. Yani o sorumluluklarımı yerine getirdim hissi gerçekten çok güzel. O yüzden derse oturamıyorsanız ve atıyorum telefona bakıyorsanız derse oturduktan sonra o telefona bakmak ne kadar daha fazla size haz vereceğini düşünün. Şimdi dersler bize zorunlu tutuluyor ya. İnsan zorunlu kılındığı şeyi sevmez. Mesela okulda bazen size zorunlu kitap okutturuyorlar ya. Atıyorum normalde o kitabı okuyacaksam da okumak istemiyorum. Çünkü bana zorunlu kılınmış oluyor. Bazen derslere zorunluluk gibi değil de genel kültür gözüyle bakın. Düşünsenize hiç ders almasaydınız hayatınızda ne kadar çok genel kültür eksiğiniz olurdu değil mi? Tarihimizi bilmemiz lazım. Düşünsenize tarihinizi bilmiyorsunuz. Sizden önce neler olmuş, neler geçmiş hiçbir şey bilmiyorsunuz. Her şeyi ders, her şeye not gözüyle bakmayı bırakıp biraz da ben kültürlü bir insan olmalıyım, birazcık bilgi birikimimi de arttırmalıyım gözüyle bakarsanız çok daha verimli ve eğlenceli bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü artık bir zorunluluk olmaktan değil de sizin isteğinizle yaptığınız bir şey haline gelir. Şunu da unutmayın, stres yapmak size hiçbir şey getirmiyor. Sadece moralinizi bozuyor, modunuzu düşürüyor. Bazıları da özgüven eksikliğinden dolayı ben ne kadar çalışırsam yapamayacağım, benim zaten kafam buna basmıyor diye düşündükleri oluyor ki benim de oluyor. Mesela özellikle geçen sene nelerde çok oluyordu. Matematiğe ne kadar çalışırsam çalışayım yapamayacağımı düşünüyordum. Ama sonradan öyle olmadığını gördüm. Sadece şunu düşünmenizi istiyorum. Bu gireceğiniz sınavlar sizin zekanızı değil de daha çok ne kadar çalıştığınızı ölçen sınavlar. Yani çalışan insan o sınavı yapar. Size öğretmedikleri bir şey de sormayacaklar. Zaten bu öğretmenlerin klişe lafıdır. Ama doğru. Sonuç olarak çalışan herkes gerçekten yapabilir. O yüzden çalışırsan senin de yapamayacağın bir şey yok. Evet, bazen bazı konulara daha uzun çalışman gerekiyor. Daha uzun süreçte anlıyorsun. Ama anlıyorsun. Çünkü bu sınavı hazırlayanlar da insan. Üstün yeteneklere sahip değiller ve sadece senin çalışıp çalışmadığını ölçmeye çalışıyorlar. Bunu unutma. Sonra inanılmaz zor bir soru sordular. O zaman kimse yapamaz zaten. Bazı insanlarda hiç çalışma istekleri olmadığı halde zorla masaya geçiyorlar ve kendilerini zorla ders çalıştırmaya çalışıyorlar. Bunu yapmayın. Gerekiyorsa birazcık mola verin, telefona bakın, resim çizin, kitap okuyun, arkadaşlarınızla konuşun, görüşün ya da bu dönemde araşın ve sonra ders çalışmaya oturun. İlla tam bir saatte ders çalışmanıza gerek yok. Kendinizi bu kadar da kasmayın. Hatta size bir teknik önereceğim. Belki bazılarınız duymuştur. Pomodoro tekniği diye. Bu teknikte 25 dakika ders çalışıyorsunuz, 5 dakika mola veriyorsunuz ve ben bu tekniği yapmaya başladığımdan beri çok daha verimli çalıştığımı fark ettim. Çünkü ne çok uzun bir süre ders çalışıyorsunuz ne de çok uzun bir süre mola veriyorsunuz. Gayet ideal. Sizin de denemenizi öneririm. Şunu da ekleyeyim. Gün boyunca sadece bir derse çalışmanızı önermiyorum. Mesela ben gün boyunca sadece edebiyat çalıştığımda gerçekten edebiyat beni bayıyor artık. Şöyle yapıyorum. Birazcık edebiyata bakıyorum. Sonra biraz coğrafyaya bakıyorum.
biraz matematiğe bakıyorum. Böylece hiçbir şey beni baymıyor ve bir sürü dersimize çalışmış oluyorum. Mutlaka bir hedefiniz olsun. Ne istiyorsunuz? Neye ulaşmak istiyorsunuz? Hangi puanı almak istiyorsunuz? Ya da tam olarak hedefiniz ne? Hedefi olan insanın motivasyonu da olur çünkü. Çünkü o hedefe ulaşmak ister. Bu her şeyde geçerlidir. Mesela bir dart tahtasında bile hedefi olmayan insan atış yapamaz. Bu önemsiz gözükebilir ama aslında çok önemli. Çalışma masasından bahsetmek istiyorum. Çalışma masanız dağınıksa çalışma isteğiniz kaçabilir. Çalışma masanızın ışığı iyi değilse uykunuz gelebilir. Mesela sarı ışık uykuyu getiriyor. Bu bir gerçek. O yüzden odanızın ışığı sarıysa, mesela benimki sarı, bir tane küçük lamba alabilirsiniz beyaz. Ben onu açıyorum mesela çalışırken. Ve odanızı her gün havalandırmayı unutmayın. Çoğu kişi de ezber yapamadığından bahsediyor. Ben bir sözelci olarak çok ezber yapıyorum. O yüzden size kendi taktiklerimden birazcık bahsedeyim. Özet çıkararak anlıyorum, yazarak anlıyorum. O yüzden özet çıkarıyorum. Bazılarının görsel zekası yüksek. Mesela bir şeyi yanındaki görselle hatırlıyorlar. Ki bu bende de biraz var. O yüzden özetlerimde resme çok yer veriyorum. Böyle bir durumda siz de resimlerle kendinize kodlamalar yapabilirsiniz. Ya da Tonguç Akademi'nin yaptığı bir tane şarkı vardı 5 hececiler için. Arabada bazen onu açıyordum ve gerçekten aklımda kalıyordu. Bazıları sadece dinleyerek anlar. Komandasınları dinleyebilirsiniz tabii ki. Yani toparlamak gerekirse bu durumda tek olmadığınızı hatırlayın. Şu an tüm yaşıtlarınız aynı durumda sizinle. Hiçbiri de sizden farklı değil. Sizin yaşadığınız süreçten tüm öğrenciler geçiyor. Elinizden geleni yapın. Sonra içinizi ferah tutun. Kendinizi sınav korkusuyla, başarı korkusuyla yiyip bitirmeyin. Psikolojik baskıda gereğinden fazla kendinizi bırakmayın. Sınavın sonucu kötü gelse bile hayatınızın sonu olmadığını hatırlayın. İleride insanların karşısına nice nice fırsatlar çıkıyor. Sizin de çıkabilir. Her şey sınav değil. Her şey sınavın sonucu da değil. Ama tabii ki sınava çalışmayı da ihmal etmeyin. Bir de son olarak kendinize rakip mi arıyorsunuz? Kendinizi seçin. Dünkü kendinizi seçin. Her zaman bir önceki kendinizden daha iyi olmaya çalışın. Zaten hep daha iyiye gidersiniz. Çünkü her zaman sizden daha iyisi ve her zaman sizden daha kötüsü olacaktır. Ve sen her zaman birileriyle kendini kıyaslarsan asla mutlu olamazsın. Çünkü her zaman senin bazı konularda üstünlüğün olacaktır. Onun bazı konularda üstünlüğü olacaktır. Ama kendinle kıyaslarsan ne güzel. Her zaman kendini geçip daha iyiye ulaşabilirsin. Hep de ileriye gidersin, bunu unutma. Umarım yardımcı olmuşumdur. Biraz daha iyi hissetmişsinizdir. İnanın bunları diyorum ama bazen bunları ben de unutuyorum. O yüzden unutmayalım. Kendimizi çok strese sokmayalım. Ama çalışalım da elimizden geleni yapalım. Sonrasında bakarız zaten. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. O zaman görüşürüz.